Seks Örnekleri izleyicileri, Avrupa yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün sizlere Hollanda'nın Odre şehrinden sesleniyoruz. Döner King'in konuğuyuz. Yanımızda Muzaffer Bey var. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Sizi ve markanızı izleyicilerimize tanıştırmak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz, kaç yıldır buradasınız? Ben bu sektörde 20 senedir, 22 senedir bu sektörün içindeyim. Yalnız kendi 11 senedir kendi iş yerim var. Evet, peki bu güzel lezzet durağına gelen müşteriler hangi lezzetleri tadabilirler? Burada şimdi biz ağırlıklı tavuka ağırlıklı çalışıyoruz. Tavuk da bayağı bir favori olarak bizi biliyor herkes burada. Ve de her sene de bu bölgenin birincisi seçiliyoruz kalite anlamında. Yani size de tattıracağız tabii, göreceksiniz. Kendi sizden notunu vereceksiniz yani. Evet, röportajdan önce biraz sohbet etme şansımız oldu. İşinizi çok severek yaptığınız ve beraber sizinle mutfağı da gezdik. Her şeyi, özellikle malzeme kalitesine çok dikkat ettiğiniz çok belli. Bu konulara dikkat ettiğiniz için ben tüketici adına size teşekkür etmek istiyorum. Malzemelerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Malzeme seçerken iki şeye bakıyorum. Bir, kalite benim için çok önemli. İkincisi, fiyatı. Yani şimdi ikisi birbirine uymazsa ben almıyorum, başka yerde alıyorum. Yani kalite ve fiyat. Yani kaliteli olunca fiyatının önemi yok diyorsunuz, kaliteli ürün alıyorum diyorsunuz. Fiyat ve fiyat şöyle, şimdi aynı ürün biraz değişik bir şekilde başka bir yerde bir 5-6 euro farklı. Hani ben de diyorum hani 5-6 euro, kalitesi de düşük. Hani kalitesi iyi olsun vereyim ama kalitesi düşük olduğu için almıyorum. Yani ben kalite benim için birinci planda. Evet, şimdi izleyicilerimiz merak edecek, bu bölgeden biraz bahsedelim mi? Burada çok fazla Türk var. Evet, burada %70'i Türk bu semtin. Genellikle İç Anadolu ağırlıklı burası. Mesela Kayseri ağırlıklı, işte Kırşehir, ne bileyim Aksaray, Niğde, Ankara, o bölgeler yani bu bölgenin gurbetçilerimiz. O zaman müşterilerinizin çoğu Türk diyebilir miyiz? Evet, evet. %60'ı Müslüman diyelim. %60, %70 Müslüman kökenli. Çünkü bizim dediğimiz gibi kalite bir, ikincisi de biz de helal ürün satıyoruz. Bizim için önemli olan helal. Evet. Da olması gerekiyor ki. Kesinlikle. Avrupa'da çok farklı sunumlar var dönerde. Hem porsiyonlarınız çok geniş, böyle büyük porsiyonlar oluyor. Evet. Hem de içeriği de Türkiye'dekinden farklı hazırlanıyor. Evet. Değişik soslar var. Şimdi buradaki tabii onlar ekleme yapıldığı zaman bir ürünü, hani süsleme diyoruz. Süsleme yaptığı zaman sosuyla, efendim salatasıyla tabii ki o ürün öne çıkıyor. Yani lezzeti de efendim kendisi de öne çıkıyor, kalitesi de yakalamış oluyorsun. Yani bu işi severek yapacaksın. Yani bir iş, hangi iş olursa olsun severek yapıldığı zaman başarı yakalanır. Ben her zaman şundan yola çıkmışımdır ve de çıkıyorum. Para için yapmayacaksın bu işi. Bu işi severek yapacaksın, başarı için yapacaksın. Başarı için yaptığın zaman para otomatikman zaten kendi geliyor. Evet. Ama başarı önemli. Kesinlikle çok haklısınız. Hedefleriniz nelerdir? Var mı yeni projeler? Hedeflerimiz işte burayı çalıştırmak, gücümüz yettiği kadar çalıştırmak. İşte bir tane oğlum var, belki ona devredebilirim. İsterse istemezse bakacağız çaresine. Evet, burası zaten geniş bir alan. Bahçe kısmını da kullanabiliyorsunuz galiba. Evet. Özellikle de zaten siparişleriniz genelde eve sipariş veriyorlar değil mi? Ya da ofise. Genelde evet, telefonla geliyor. İşte sistemler var, o üzerinde geliyor. Yani insanlar gelip alıyor. Gayet güzel de gidiyor. Yalnız işte tabii biliyorsunuz bu savaştan savaşın vermiş olduğu biraz sıkıntılar var. O da bizi biraz rahatsız etti, mağdur etti daha doğrusu. Çünkü fiyatlar iki katına çıktı desem abartmış olmam yani. Yani. Öyle. Buradan son olarak sizi tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buyurup gelsinler. Tabii gelebilenler tabii buyurup gelsinler. Kapımız açık. Her gece misafir etmeye hazırız yani. Misafir ederiz. We'll be right back.
Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun Muzaffer Bey. Teşekkür ederim ben de. Biz de ayağınıza sağlık, buraya kadar gelip yoruldunuz. Biz de size teşekkür ediyoruz ve ülkemize de selam gönderiyorum.